Evet arkadaşlar selam. Aşağı yukarı 6 sene sonra İnönü Stadı'na giriş yaptık. Kalabalık olmadan girelim ki başımıza bir ters olup falan gelir dedik. Harbiden de geldi. Kapıda hiç maça giremedik. Bileti anca kokuttuk. Neyse girdik kahvemizi içtik arkadaşlarla. Helalleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Daha kalabalık başlamadı. Bir yarım saat sonra başlar. Tabii bu özel bir gün. Niye özel bir gün? Antalya maçı Trabzon'la aramızdaki 20 puan farktan dolayı hafta içinde fazla bir heyecan uyandırmıyordu. Yani 20 puanlık bir farktan sonra şampiyonluk kesilmişti. Yani tribüncüler gelecekti maça. Ama çok bütün stadın, tribüncülerin ve çarşının, bütün arkadaşların eski kapalı ruhunu yaşatmak amacıyla tekrar kapalı alta iniyor olması, bunun haberini vermeleri, yönetimin bu konuda hassas davranması, bizle beraber hareket etmesi. Bize de uzun süredir bir baskı vardı maça gelmem konusunda. Bunun haberiyle beraber bilet satışlarında patlama oldu. Güzel de oldu aslında. Yani topçular en azından güzel bir tribün görürler. Ne zamandır görmüyorlar. Ben bu arazmayı biliyorum. Taliş kafayı biçim tribün, süper tribün dediğinde bu arama demiş ki sen tribün mü gördün demiş. Sen bundan evvel stat evvelce kılmadan herhalde tribünü görecektin demiş. En azından böyle bir tribünü eğer bunu yaşatabilirsek ne mutlu bize. Tabii kalabalık olunca dostluk kazandı en başta. Sonra kulüp de kazanıyor. Şimdi esnaf da kazandı semtin içinde. Herkes kalabalık. Güzel oldu aslında. Kötü olmadı. Bir de maçı alırsak, Beşiktaş kazanırsa tam olacak. Bundan sonra ne olur bilemeyiz tabii ama yani dediğimiz gibi Beşiktaş'ın bir şekilde bir çizgi üzerinde yukarıya doğru yürümesi lazım. Gerek yönetimsel bağlamda, gerek transfer bağlamında, gerek maç kazanma bağlamında güzel şeyler olması lazım. Bilet fiyatlarında indirim olması lazım. Bu bilet fiyatları da yüksek, daha da iyisin. Boş koltuk kalacağına, boş koltukta insan otursun, taraftar otursun. Kulüp kazansın, enerjisi kazanalım. Sinerji yarattı, tarafların yarattığı sinerjiden futbolcular maç kazanabilir. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Yani ufak resimden yola çıkmamak lazım, büyük resme bakmak lazım. Bu büyük resimle beraber de zaten şu anda inşallah maç sonunda istediğimiz ortam, istediğimiz atmosfer, maç kazanımı olursa da yöneticilerin de, başkanın da kafasında mutlaka bir ışık yanacaktır yani illaki. Dolayısıyla iyi bir gün diliyoruz, iyi bir maç olsun, iyi bir tribün olsun. Bir de kurtlarımızı öpelim, kucaklaşalım, hasret giderelim. Diyeceklerim bu kadar. Tabii sağduyuya davet ediyoruz herkesi. Biliyorsunuz artık küfürlü tezahüratlarda kulüp ceza yiyor, oturduğun bölüm kapanıyor, maça bir geliyorsun bir gidemiyorsun, istikrarı yakalayamıyorsun bir türlü. Bunları oluşmaması adına küfürsüz bir tezahürat çünkü Beşiktaş taraftarının hem kara mizahı hem ironisi hem esprileri her zaman gündem olmuştur. Bunların da devreye girmesi lazım, bu yoldan ilerlenmesi lazım artık. Sağduyu dediğimiz o, inşallah hep beraber. Alnımızda göre güzel bir maç olur. Beşiktaş'ın da maçı kazanır. Herkes hidayete erer. Kolay gelsin.